Adnan Hoca'ya yönelik operasyonun gerekçelerinden biri de casusluk suçlaması olunca insan ister istemez 1999 yılında yaşanan o olayı hatırlıyor. O yıllarda Adnan Hoca'nın sağ kolu olarak nitelendirilen Doktor Oktar Babuna'ya lösemi tanısı konulmuş ve ülke çapında başlatılan büyük bir kampanyayla 160 bin kişiden kan örneği alınmıştı. Dönemin Sağlık Bakanı Osman Durmuş, Türk Tabipler Birliği, Türkiye Bilimler Akademisi ve birçok üniversiteden bilim insanı da o günlerde Amerika'daki laboratuvarlara böylesine büyük miktarda kan örneği gönderilmesine Türkiye'nin güvenliği açısından karşı çıkmıştı. Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Nazlı Başak, 160 bin kişilik bir DNA bankasının olması 3 yıl sonrası için çok büyük bir potansiyel demek. Örneğin sigorta şirketleri ele geçirirlerse hastalık yeni bulunanları sigortalamama veya farklı ücret alma gibi eğilimlere kapılabilirler. İşverenler de olumsuz kullanabilirler diyerek endişelerini dile getirmişti. Kadir Has Tıp Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Ender Altıok ise genetik bilgilerin ticari amaçlı kullanılması, işverenlerin ileride sağlık sorunu olabilecekleri işe almaması gibi riskler var. Arı ırk ve ayrımcılık yaratma girişimleri bulunanların eline geçmesi sakıncalı dedi. İstanbul Üniversitesi Genetik Araştırma Merkezi Başkanı Profesör Doktor Asım Cenani'nin açıklaması da ilginçti. Sağlık Bakanı çok haklı. Türk genleriyle ilgili bilgiler bu yolla dışarıya kaçtı. Bu kadar genin yurt dışına çıkması ileride hem tıbbi hem de politik yönden komplikasyonlara yol açabilecek. Onların istedikleri etnik araştırmaları yapmalarına neden olabilecek. Türk Hematoloji Derneği Başkanı Profesör Doktor Yücel Tangün bu kan örneklerini DNA'sını dondurarak sakladıktan sonra ileride her türlü testi ve genetik yapımıza ilişkin analizlerin gerçekleştirilmesinin mümkün olduğunu söyledi. Marmara Üniversitesi TÜBİTAK Gen Mühendisliği Enstitüsü Profesör Doktor Beyazıt Çırakoğlu, toplumlara ait genetik bilgiler çok fazla örnekle yapıldığı zaman büyük bilimsel değer taşıyor. Bu bilgiler çok değerlidir ve herkesin kendi ülkesinde kalmalıdır dedi. Bu sözler sıradan insanlara ait değildi. Ne oldu sonuçta? Doktor Oktar Babuna yaşıyor. Yaşasın elbette ama Anadolu insanının gen haritasının Türkiye'yi eyalet yapılanmasına sürükleyerek bölmek isteyen ABD'nin elinde böylesine büyük bir bilginin bulunması ülke güvenliği açısından tehlikeli değil miydi? Gen bilimcilerini bile heyecanlandıran bu olay National American'ın Ocak 2001 sayısında Dr. B. Stone imzasıyla adeta itiraf edilmişti. Aynı millete sahip binlerce kan numunesinin incelenme fikri bende büyük bir heyecan yaratmıştır. Çünkü insanlık tarihinde böyle bir inceleme ilk defa yapılacaktı. Bu benim için insanoğlunun aya ayak basmasından daha önemli bir olaydı. Türklerden alınan kan örnekleri ilk defa gen haritasının çıkarılması ve Türklerin genel olarak kültür ve karakterleri hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlayacaktı. Daha da önemlisi ilk insan hakkında bilgi sahibi olabilecektik ve çalışmalarımıza heyecanlı bir şekilde başladık. Bunun yanı sıra Türklerin tarihini de okumayı ihmal etmedik. Uzatmayalım. Allah'ın adıyla aldatan o hoca, bu hoca ve şu hoca derken işin ucu hep ABD'ye çıkıyor. Tesadüf olabilir mi? Bu arada o günlerde kan örneklerinin ABD'ye gönderilmesine karşı çıkan ve bu yüzden de bir takım aklı evveller tarafından adeta linç edilmeye çalışılan MHP'li eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'u da milli hassasiyeti ve duruşu nedeniyle de saygıyla anmak bir borçtur.